Şansımı Songül ya. Ha. Kafama bıraktınız ya. Of. Bir yandan Sade, bir yandan Yaver. Allah Allah. Hani ikisi bir oluyor bir de. Bir de ikisi bir oluyor. O sıkıntı. Allah'ım ya Rabbim. Neyse ya. Gel bakayım. Özledin mi beni? Canım Feraye. Annenin morali bozuldu tabii. Karamamba! Yenge. Ya siz beni öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Abi ben sana dedim pusmayalım. Yengem korkar diye. Ya Allah'ım yarabbim. Ya siz iki tane eşek kadar adam eşek şakası yapınca normal. Ben mi korkak oluyorum üstüne bir de? Kesin bize temizlik yaptıracak. Böyle böyle yırtıyor işte emişleme. Olsun, Maria'yı çağırırız. Maria'yı çağırırız. Lafın geldi. İyi hatırlattın. Onların intikamını alacağım. O hala olayını da alacağım. Maria'nın da hesabını soracağım. Siz göreceksiniz. Artık yeter be. Aa, eşek şakası. Zaten sinirim bozuk. Sakin ol. Ya ne demek sakin ol Sade? Allah Allah. Najat gözümün önünde öldü diyorum. Tamam, her şey olacağına varır. Su testisi su yolunda kırır. Ne yapalım? Ya nasıl olacağına varır? Adam itirafçı olmayı kabul etmişti. Tam ağzından laf alıyordum ya. Hatta dedi ki bu şirketinde de en başındaki dedi adam ben değilim, benim üstüm var dedi. Tam konuşuyordu ya. Öldü adam, öldü. Öldü. Her zaman üstte birileri vardır. Gelecek bak, halledeceğiz işte bir şekilde. Ah, hayat bu. Aa, gerçekten ama sinirlerim bozuldu. Hayır, bir de gitmişsiniz adamları çöpe atmışsınız. Adamları niye çöpe atıyorsunuz ya? Yerlere mi atsaydık karıcığım? Geri dönüşüm önemli yenge. Allah'ım yarabbim, hala geri dönüşüm diyor. Bak vallahi bak, şaka yapmıyorum artık. Gerçekten yaşadığım şeyler kolay değil ve sinirim bozuldu. Tansiyonum düşüyor, elim ayağım titriyor, bıktım. Karıcığım sakin ol, lütfen sakin ol. Hadi gidelim, gözünü seveyim, evimize gidelim. Menengi içelim, sakinleşelim. Film izleyelim ya. Ha. Evet. Oy. Normal. Ben çıkıp gideyim abi. Sen gitme ya, gitme. Bak temas var ya, hemen orada bit, burada da kal. Tamam mı? Teşekkür ederim ya, ben seni çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hadi. Bırak aşkım, bir şey yapayım ben. Neyse ya. Hadi buradan gidelim. Vallahi sinirlerim bozuldu ya. Tür şapka, halka cübbe. Profesör Doktor Cevat Alçınsay. Doğru söyle, kocanı beğenmedin. Beğendim. Ne kadar beğendin? Bir tık beğendim. Sadece bir tık mı? Birkaç tık olmaz. Böyle böyle bakıyordun böyle. Sadece. Böyle böyle bakıyordun. Sus. Ay birkaç tamam ya, mutlu olacaksan bir dakika. Birkaç tık. Bir saniye. Ne? Bir saniye, manipüle etme beni. Hep bunu yapıyorsun. Ne? Sen niye o kıl kuyruğa sarıldın? 5 dakika. Ne kıl kuyruğu? Serdar abin, Serdar başkomiserim. Aa yok, beş yok. Dakika aa, hiç girme o konuya. Ne ha, ha ne ha? Hiç yok. Ben bunu konuyu tartışmayacağım seninle. Hiç girme o konuya. Herife niye 5 dakika sarıldın? Bak girdim orada şeyin deponun önünden çıktım. Dönüyorum, sarılıyor, gidiyorum. Yaver arkadan geliyor, dönüyorum, sarılıyorsunuz. 5 dakika. 5 dakika böyle bak, böyle. 5 dakika. 5 dakika, saydım yani dakikayı. Allah Allah. Ne alakası var? Niye şu an sen triplere girdin? Ben onu anlamadım ya. Adam benim abim, Serdar abi ya. Babamla annemin öğrencisi. Allah Allah. Hem niye sarılamıyorum? Hem benim müdürüm ya adam. Ben sarılayım kendi müdürüme. Mahir Bey'e gidip sarılayım. Müdürüm gelin. Böyle duralım şeyin ortasında. Şaşırsın çocuklar. Sarılın. Sarılmayın mı diyorum ben? Müdürü ne sarıl? Ne var Mahir'e sarılsa canım? Benim hoşuma gider. Ne? Bir şey soracağım. Sor. Sen okula geldin bize. Girdin okula. Karabeyir. Evet. Okulun ortasında ben de Deli Ayse sarılmışız. 10 dakika boyunca. 20 dakika boyunca ne yaparsın? Anlat, anlat. Modern bir insanım ben. Hı hı. Görmezden gelirim. Sen? Evet. Görmezden? Görmezden bile gelmem. O kadar modern bir kadınım ki gelirim derim. Ne haber derim Aysel'cim derim, kocacım derim, ne haber derim, yüzüğümü göstere göstere selam veririm. Ne yaparsın? Ne haber derim Aysel, hiçbir şey olmamış gibi. Ne haber derim Aysel'cim derim hatta. Cim. Tabii, hadi görüşürüz. Tamam, yarın sarılıyorum Aysel. Ne? Yarın seni var ya, bana bak bir şey söyleyeceğim. Sen benim iyice heyhelerini oynamaya başladın. Bana veriyorsun kızı, ben sabah kadar uyuyamıyorum sonra. Ben mesleğimi bırakıp okula öğretmen olarak gelmezsem tarih öğretmeni, bana da Songül demesinler. Bak, sen benim, ben sana diyorum ki müdürüne sarıl, sen gidin diyorsun Aysel'e sarılayım. Aysel küçük, müdür değil Aysel, öğretmen. Sarılmıyorum güzel, kontağı kestim Aysel'le, bir şey yok. Sarılmıyorum, şaka yaptım. Şaka yaptın. Şaka yaptım. Hmm. Ben duşa gidiyorum. Oğlum. Bu kapıdan giren ilk kişi erkek olursa kıvançlarınızda bir şeyler olabilir. Eğer kadın girerse söz, bugünlük çenemi kapatıyorum. Ay Meltem, ben hayatta inanmam böyle şeylere. Ama tamam, çok istiyorsan olsun, hadi. Günaydın.
Günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Poğaça aldım. Ben konsültasyona yetişeceğim. Size afiyet olsun. Öyle mi? Peki. Bir arkadaşım sıcak bir poğaçanı açamayacağı kilit yoktur derdi. Buyurun. Oranın zeytinli poğaçası işte bu muhteşem. Değil mi? Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çay söyletiyorum size. Geliyor. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Boyunuz tam olarak kaç santim? Efendim? Boyunuz kaç santim? 1.90. Ben 2 santim fazla olmuşum. Ay maşallah. Tanıdığım sizden daha kısa boylu Selver oldu. Şey için sordum. Ben sizin için bir şey yaptım. Ne gerek vardı Aysel Hanım? Niye zahmet ettiniz? Zaten. Sizin için bir atkı ördüm. Gerek yokmuş hiç. Niye zahmet ettiniz Aysel? Çok yakıştı. Rengi çok güzel oldu. Ellerime sağlık. Hocam yakıştı be. Sağ olun, eksik olmayın. Zahmet etmişsiniz. Bu puzun 2-3 metre var. Bu bayağı iş bu. Baktığınızda. Çok ben bunu kuşaylar da giyerim. Bu sıcak tutar. Çok sağ olun. Çok makbulleşti. Çok teşekkür ederim. Taktıkça beni hayal edersiniz. Efendim? Taktıkça beni hatırlarsınız. Sağ olun. Ay çantam. Çantası. Artık bize de bir atkı örersiniz hocam. Değil mi? Orhan hocam, sizin boyunuz kaçtı? Benim bir 71 civarında falan. Aysel Hanım, bana da bir atkı örersiniz herhalde. Ay evet, ama yünüm bitti. Kadını şimdi sorar, nerede atkı? Allah'ım beni karamambaların şerrinden koru yarabbim. Allah'ım birkaç sadaka vardı onlara sen. Ben de internetteki haberlere dalmıştım. Çok ilginç haberler vardı biliyor musunuz? Tarihi eser karşılığında silah takası yapmak isterken polis baskınında öldürülen bir iş adamından bahsediyordu. Kim? Tanıdık bir isim. Bu Kırdar Lojistiğin sahibi Najat Kırdar. Hani bu size dahil ettiğimiz yılan ekibinin aradığı ve bulmaya çalıştığı o pis iş adamlarından bir tanesi. Başkomiserim, özür dilerim. İnanın çok üzgünüm ama ben oraya organizeye gelen bir ihbar üzerine gittim. Yani Najat Kırdar'ın orada olduğunu gidince öğrendim ben. Ve bize de haber vermediniz yani öyle mi komiserim? Başkomiserim inanın veremezdim çünkü ben o ihbarı organize eden bir polis arkadaşımla gittim. Bak Songül, bir şeyi netleştirelim. Biz seni bu ekibe kişisel intikamlarını almak için dahil etmedik. Anlıyor musun? Ama ben intikam almaya gitmedim ki. Tamam, ailemin katillerinin peşinden gitmek istedim ama intikam için değil, onları adalete teslim etmek için. Ya biliyor musunuz? Tüm çabalara rağmen morgdaki ceset hala bir şeyden bahsetmemiş. Gerçekten başkomiserim dediğim gibi çok üzgünüm. Ama şube müdürüm benim tehlikede olduğumu görünce Najat Kırdar'ı vurmak zorunda kaldı. Mübarek. Çok da iyi bir zamanlaması varmış. Diyebileceğim bir şey yok gerçekten. Tekrar özür dilerim. Bir de size söylemem gereken bir şey var. Belki biliyorsunuzdur. Najat Kırdar ölmeden önce kendisinin üstünde bir kişi olduğundan daha bahsetti. Yani dediğim gibi belki biliyorsunuzdur. Hayır. Ne dedi? Buyur abi. Eyvallah Samedo. Afiyet olsun abi. Anlat bakalım. Batı cephesinde yeni bir şey var. Batı cephesinde ateşkes devam ediyor abi. Sayenizde. Estağfurullah oğlum. Biz ne yaptık? Aşki Toşkon'la sen yaptın. Eyvallah. Yaver abi. Böyle gelsene abi bak. Saad abim de burada. Ben görmedim ya. Buyur abi. Selamünaleyküm. Kim selam ya? Hoş geldin abi. Hoş buldum. Ne vereyim abi? Çay, kahve, ada çayı, ıhlamur. Vallahi bir ada çayı olur ya Samet. Emrin olur ya ver abim. Eyvallah. Ada çay. He. Artık oralet, normal çay falan değil ya. Değişik. İki çaylar falan içmek istiyorum artık abi. Çocuk bana hep saygılıydı ama bugün farklı bir şey. Bir ilgi var sanki. Kız isteme gecesinde kapalı çarşının yarısını kıza taktım.
Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Vallahi ağam sen söyledin. B planı olarak. Olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Peki bir şey soracağım. Senin bu sistemine ne oldu bu 007? Ağam çapraz otur at. Karşı taraf düşman ateş ederse alnımıza mermi yemeye. Ne oldu? Evet çöktü vallahi. Çok kolay çöktü ağam ya. Hiç Samet tarafından çökertileceğini tahmin edemezdim yani. Yakarsa dünyayı gariban yakar. O değil de ağam senin can sıkın gibi ya. Telefonda da sesin iyi gelmiyordu. Hayırdır? Karamamba'yla mı tartıştınız? Yengen Ecel'le dans ediyor yaver. Neyse. Dinlemelerde yeni bir şey var mı? Yok ağam. Yani Najat mortu çektiğinden beridir bir şey yok. Demek ki emir aldı adam. Başka bir yer. Dinlemelerde falan hiç birinden emir aldığını falan duymadım ağam. Öyle bir telefon falan da gelmedi. Demek ki düşman iyi saklanıyor yaver. Gölgede saklananın gölgesi olmaz yaver. Aa! Hediye. Dur. Aa! Çok severim hediyeleri. Dur. Bu nasıl uçuluyor bu ya? Dur. Aa! Ay! Ne kadar güzel bu. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Üşürüm diye yaptın. Gerçekten çok güzel ya. Ha, yakıştı mı? Bak bakayım. Ha, nasıl güzel? Zor bir örgü ama. Aa, not yazmışsın. Dur, not yazmışsın. Teşekkür ederim. Çok romantiksin. Dur. En sevdiğim meslektaşım? Sadi Beyciğime. O güzelim boğazlarınız üşümesin diye. Aman dikkat edin kendinize ne olur. Zira bilirsiniz yüksekler serin olur. Bu benim hediyem değil şimdi. Kim verdi sana bu hediyeyi? O kadın verdi değil mi? O okulun, o Aysel verdi değil mi sana bunu? Ha? Aysel. Aysel verdi. Çok belliydi. Çok belliydi. Ben de diyorum benim doğum günüm değil. Niye bana hediye gelsin? Ama kadın seni düşünüp sana at görmüş belli ki. Sen bunu tak. Şöyle güzelce ne? Onun da söylediği gibi boğazların üşümesin. Olur mu? Allah Allah kabul etmişmiş ya. Cehenneme yazdığım mektupları adrese ulaştı anne. Hayırdır abi? Ne mektup yakıyorsun? Yok bir şey ya öyle gereksiz. Bir sürü evrak kürek. Ben hayırdır Müsat? Hiç takılıyorum ben de. Hadi gel bir şeyler yiyelim kardeşimle. Gönderen içeri. Arzu. Aras ver şunu. Oha. Aras ver şunu bana. Anne. Ver şunu. Annem bana mektubu gönderdi abi. O bizim annemiz değil Aras ver şunu. Anne. Anne. Aras ver şu mektubu bana. Aras. Hani annemde hiç mektup yoktu? Ha? Hani hiçbir şey göndermemiş de? Ölü bir kadının yazdığı her şey yok hükmünde. Ver şunu dedim Aras. Bak saçma sapan bir mektup için bir de elini yakmışsın. Ver şunu Aras. Abi. Abi. Bak sen benim hayatlarımdaki tek bağısın. Seni çok seviyorum. Ama daha fazla ileri gitme tamam mı? Gitme. Başsavcım. Sadi. Ne diyorsun bu Necat meselesine? Ölmeden önce üstümde birileri var demiş son gibi. Tam köstebeği söyleyecekken de gidermiş. Zaten seni bu işe dahil etme nedenim de bu. Kimseye güvenemiyorum Payaslı. Benim yerime bütün birimlere hakim ol. Songül zaten işin içinde.
Senden kimse şüphelenmez. Eğer başın sıkışırsa, polisle karşı karşıya gelirsen, onlara sadece bu kolyeyi göster. Kartal ateşi. Haksızlığa, yolsuzluğa ve mafyaya karşı yakılmış kartal ateşidir bu. Bu köstebeği yakalamadan ve üstündeki adamı bulmadan rahat edemeyeceğiz. Sayın Başsavcım, ben alışkınım da. Allah size zeval vermesin. İnşallah başınıza bir şey gelmez. Kader deriz payasla. Bir ülkede namuslu insanlar, namussuz insanlardan daha cesur olmak zorunda. Bela gelirse de başımızın üstüne. Ne gelirse Allah'tan da. Aralarımızdan biraz korkuyoruz gibi. O iş biraz sıkıntı. İtaat et. Rahat et. Aynen. Yenge, yörüngeç partisi varmış dediler, geldik. Doğru adrese gelmişsiniz. Buyurun, buyurun, geçin içeri. Buyurun, sen onları mutfağa bırak istersen. Ver. Ne haber, kolu nasıl oldu? İyi yenge, bomba gibi. Ah süper, hoş geldiniz. Vallahi içecek bir şeyler aldık, öyle. Ama hiç zahmet etmeseydiniz, her şey hazırdı ya. Geçin hadi, geçin içeri, kendi eviniz gibi. Hadi, tanışırız, tanışırız. Geçin, geçin hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Allah, biz sizle tanışmadık. Kimsiniz siz? Ben tanıştırayım yenge. Tanıştır. Zülfikar. Zülfikar. Melek. Melek. O da Aylin. Aylin. Çok memnun oldum ya. Çok mutlu ettiniz beni. Hoş geldiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Sağ olun. Songül abla, biz partiye başlamadan bir şey merak ediyoruz. Saade Hoca acaba hangi odada saklıyor sınav sorularını? Yani bir kontrol etmemiz gerekiyor. Siz var ya siz. Ben bir gerçekten bilmiyorum ama bir gün öğrenirsem söz size soru çalacağım. Söz. Saade Hoca kralı ya. Songül abla, bu arada Saade Hoca'mıza bir daha fiş yaptırdık. Aa tamam, süper, iyi düşünmüşsünüz. O zaman o iş sizde, tamam. Ama benim bir tane gözcüye ihtiyacım var. Mutfakta bekleyecek, saat gelmeden haber vermesi lazım. Tamamdır abla, o iş bende. Tamam, süper. Mutfağa gidersin, orada kendine bir şey alan bul. Sade abin gelmeden, pardon hocanız gelmeden haber verirsiniz, olur mu? Tamam, tamam. Ama gözünden kaçırma, gözünü seveyim. Kaçmaz, kaçmaz. Benim kardeşimin ömrü Melih'in yolunu gözlemekle geçiyor çünkü. Melih? Hey, lise aşk. Tamam, tamam. O zaman siz ikiniz de birlikte gözcülük yaparsınız. Tintin, hadi geçin bakayım. Hadi geçin, siz de birkaç işim kaldı, onlara yardım edin. Saat gelmeden yetiştirelim şunları. Tamam, tamam, iyi. Hadi beraber yapalım. Tamam, hadi ceketlerinizi falan alın, gelin. Şunları asalım, gelelim. Ha, ay. Mirketçim. Ver canım. Gelin bu tarafa doğru. Ben alayım belki sürekli. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun, buyurun. Mahir Bey, buyurun. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar Orhan Bey. Merhabalar, buyurun. Şöyle kapıyı kısa bakmayın, birazcık küçük ama. Hoş geldiniz, çok hoş mutlu bulduk. Ettiniz. Hoş bulduk, merhaba. Tarık, ben bu arada düğünde tanışmıştık. Evet, 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 hatırlıyorum. Merhaba, Songül ben. Aysel. Hanımefendi, elimi uzatıyorum. Songül ben. Düğünde tanışma fırsatı bulamamıştık. Evet, fark ettim, inanır mısınız? Ben öyle bir göz göze geliriz belki diye bir kolladım ama siz bir bakamadığınız gibi sanki gözlerim yanlış anlaşılma olmuştur. Hoş geldiniz tekrar. Buyurun lütfen, eviniz gibi. Buyurun arkadaşlar. Buyurun, buyurun, buyurun. Yeliz Hanım, gerçekten her şey için çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Olur, buyurun lütfen. Nasılsınız? Gençler. Gençler. Orhan Hocam. Teşekkür ederim hocam. Vay, vay, vay. Hocam. Hocam. Songül Hanımcığım. Aysel Hanımcığım. Buyurun. Bu ev rutubetli mi? Yok. İyi silinmemiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Songül Hanımcığım. Aysel Hanımcığım, buyurun. Bu ev kuzeye mi bakıyor? He? Yoksa kendi soğukluğu mu? Sizin bölüm neydi Burak? Matematik. Matematik. Bölerim, çıkartırım, çarparım. Hadi ya. Coğrafyada ilgim var. Ay,
Ne kadar güzel ilginizin olması. Ama benim güzel canım sizin üşümenize çok izin veremiyor. Sadece geçen bir askıyla geldi eve. Bilmiyorum ne. İşte takmam ben bunu dedi. Hiç de sevmedi. İnanın ya dedi çirkinlik atalım falan dedi. Nasıl çirkinlik dedim. Evimizde yeri var dedim çirkinin. Kalsın dedim. O bizde boşa çıktı. İstiyorsanız vereyim bir boynunuza bir dolayın. Böyle ısınırsınız ha? Yok. Dursun. Soğuk havadan bezince takar. Songül abla. Yenge. Bak bak sen. Yenge. Ne oldu? Yenge boş ver gel yenge. Ne bu be? Sana ya. Oku bakayım. Seni tanımayanların alayı yaslı. İyi ki doğdun Sade. Bay yaslı. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Seni tanımayanların alayı yaslı. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Sabit bayaslı. Sabit. Karabayır Full Force. Öğretmenler odası, gelincik tim ve tanımadığım birkaç yeni yüz. Hepiniz hoş geldiniz. Karıcığım, bugün benim doğum günüm mü? Senin doğduğun her gün kutlanabilir diye düşündüm. Bugün de sürpriz yapayım dedim. Üfleyeyim mi? Hı hı. Yalnız, üflemeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. İstersen yengen yorulmasın. Şöyle. İnsan belli bir yaşa gelince artık diyor beni hiçbir şey şaşırtamaz. Ama öyle değilmiş. Ben bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Sebebi bende kalsın. Ama kaçırdığım bütün doğum günlerini bu sürpriz telafi etti. Hepinize teker teker teşekkür ederim geldiğiniz için. En başta da bu güzel toplaşmayı organize ettiği için sevgili karıcığıma teşekkür ediyorum. Notla mı var? Evet, onu not okusana. En sevdiğim 45'liğe nice mutlu senelere. MSK. MSK. Bir anlatırım ben sana bir ara. Yetmedi diye MSK diye kısalttım. Hı. Söyleyeceğim sonra. Üflüyorum. Evet. Durun. Saad Beyciğim, dilek tuttunuz mu? Tuttum. Ben de. İyisiniz abi. İyi ki doğdun hayatıma. Gelsin, hayat bir gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak, unutmak.